Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerimiz, ismi ferde devam ediyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Telbiye gününüzü, Arefe gününüzü tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi sıhhat afiyette bayrama ulaştırsın. Bayramı da hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Bizim bu derslerimiz bir perşembe günleri, bir de cuma günleri gece saat 10'da yapılıyordu. Salı ve cuma günleri. Bayram günü cumaya tevafuk etmiş olduğu için bu cuma ders yapmayacağız. İnşallah haftaya Allah bir mani vermezse yine salı akşamı dersimize devam edeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Evet, eğer eşya ferdi vahide verirse, bir kibir çakar gibi eserleriyle azameti anlaşılan o nihayetsiz kudretiyle hiçten icat eder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle her şeye manevi bir kalıp hükmünde bir miktar tayin eder ve o ayne-i ilmindeki her şeyin suretine ve planına göre kolayca her bir şeyin zerrelerini o kalıbı ilmi içinde yerleştirir, muntazam vaziyetlerini muhafaza ederler. Eğer etraftan zerreleri toplamak lazım gelse, ilmi kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle o zerreler, kanun-ı ilmi ve sevki kudretiyle bağlanmaları haysiyetiyle, muti bir ordunun neferatı gibi muntazam, kanun-ı ilmi ve sevki kudretiyle gelip, o şeyin vücudunu ihate eden kalıb-ı ilmi ve miktar-ı kaderi içerisine girip kolayca vücudunu teşkil ederler. Belki aynadaki aksin fotoğraf vasıtasıyla kağıt üzerine vücudu harici giymesi veyahut görünmeyen bir yazıyla yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görülmesi gibi ferd-i vahidin İlm-i ezelisinin aynasında bulunan mahiyeti eşya ve suver-i mevcudata gayet suhulette kudret onlara vücudu harici giydirir ve alemi manadan alemi zuhura getirir, gözlere gösterir. Eğer ferdi vahide verilmezse bir sineğin vücudunu rüyü zeminin etrafından ve anasırından gayet hassas bir mizanla toplamak adeta yeryüzünü ve unsurları eleyip her taraftan o mahsus vücudun mahsus zerrelerini getirerek sanatlı vücudunda muntazam yerleştirmek için maddi kalıp belki azılara adedince kalıplar bulunmak ve o vücuttaki duygular ruh gibi ince, dakik, manevi letaifi dahi mizan-ı mahsusla manevi alemlerden celbetmek lazım gelir. İşte bu surette bir sineğin icadı kainat kadar müşkilatlı olur. 100 derece müşkil içinde, belki muhal içinde olacak. Çünkü Halık-ı Fert'ten başka hiçbir şey hiçten ve Adem'den icat edemediğine bütün ehli din ve ehli felsefe ittifak ediyorlar. Öyleyse esvap ve tabiata havale edilse her şeye ekser eşyadan toplamak suretiyle vücut verilebilir. 3. nokta, eğer bütün eşya bir zat-ı ferdi vahide verilse bir tek şey gibi kolay olmasına, eğer esbaba ve tabiata havale edilse bir tek şeyin vücudu umum eşya kadar müşkilatlı olduğuna işaret eden başka risalelerde izah edilen 2-3 temsili muhtasaran beyan edeceğiz. Mesela bir zabite bir nefere ait vaziyet ve idare havale edilse ve bir nefer de 10 zabitin idaresine verilse, o bir neferin idaresi bir tavurun idaresinden 10 derece daha müşkilatlı olur. Çünkü onu emredenler birbirine mani olurlar. Bir keşmekeş ile o nefer hiçbir istirahat yüzünü görmeyecek. Hem bir taburdan matlup vaziyet ve netice bir tek zabıt havale edilse külfetsiz, kolayca o neticeyi istihsal eder
ve o vaziyeti verebilir. Eğer o vaziyet almayı ve o neticeyi istihsal etmeyi taburdaki başsız, amirsiz, çavuşsuz neferat havale edilse, o matduf vaziyeti ve neticeyi almak için çok karışıklık içinde münakaşalarla ancak nakıs bir sureti müşkülatla tahsil edilebilir. İkinci temsil, mesela Ayasofya gibi kubbeli bir caminin kubbesindeki taşları durdurmak vaziyeti ve muallakta durdurması bir ustaya verilse, o vaziyeti onlara kolayca verebilir. Eğer o vaziyete girmesi taşlara havale edilse, her bir taş umum taşlara hem hakim-i mutlak hem mahkum-i mutlak olmak lazım gelir. Ta ki birbirine baş başa verip muallakta durabilsinler. O halde o ustanın kolayca gördüğü işini görmek için 100 usta kadar, 100 derece işinden daha ziyade işler görülecek, sonra o vaziyetler alınacak. Üçüncü temsil, mesela küre arz, zat-ı ferdi vahidin bir memuru, bir neferi olduğundan, yalnız o bir tek nefer, o tek zatın tek emrini dinlediği için mevsimlerin husulu ve gece ve gündüzün vakitlerinin vücudu ve semavattaki ulvi ve haşmetli harekatın zuhuru ve sinemavari semavi lambaların tebdili gibi neticeleri istihsal için arz gibi bir tek nefer, bir tek zatın bir tek emrini almakla o vaziyetin neşesinden gelen bir cazibeyle meczup mevledi gibi iki hareketiyle semaya kalkar, bütün o muhteşem neticelerin husuluna ve zuhuruna vesile olur. Güya o tek nefer kainat yüzündeki muhteşem manevraya bir kumandanlık eder. Eğer hakimiyet-i uluhiyeti ve saltanat-ı rububiyeti umum kainatı ihate eden ve hüküm ve emri umum mevcuta geçen bir zat-ı ferde verilmezse, o halde o neticeleri, o semavi manevrayı ve arzı mevsimleri tahsil etmek için küre-i arzdan 1000 defa büyük milyonlarla yıldızlar ve küreler milyonlar sene uzun bir mesafeyi her 24 saatte her bir senede gezmekle o neticeyi gösterebilir. İşte küre-i arz gibi bir tek memur, meczup bir mevlevi gibi mihveri ve medarı üstünde iki hareket tahsil olan o haşmetli neticenin husulu ise vahdette ne derece hassiz suhulet olduğuna bir misal olması gibi, aynı neticeleri kazanmak için milyonlar defa o harekattan daha müşkül ve hassiz uzun yollar ile o neticeleri kazanmak ne derece müşkülattı, belki muhal olduğuna, şirk ve küfrün yolunda ne derece muhaller, batıl şeyler bulunduğuna misaldir. Evet. Şimdi tekrar dersimizin başına dönersek, evet, eğer eşya ferdi vahide verirse, evet, Allahu Ekber, eğer eşyanın yaratılması ferdi vahid olan Cenab-ı Allah'ın kudretine, rububiyetine, tasarrufatına verirse iş gayet kolaydır. Niye kolaydır? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudreti mutlak olduğu için hiçten yaratır. Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle eşyayı hiçten yaratır. Buna ne diyorduk geçen hafta? İbda, ibda-i mahz. Hem ilmi, zat-ı akdesin ilmi, muhit ve nihayetsiz ve her şeyi ihate etmiş olduğu için ilm-i ilahi noktasından olan onun, o yaratılan eşyanın plan ve programı Cenab-ı Hakk'ın ilmine aciz kalmaz. İlmi noktasından müşkülat söz konusu olamaz. Hem her şeye manevi bir kalıp hükmünde, her şeye manevi bir kalıp hükmünde bir miktar Cenab-ı Hak ilmiyle tayin eder. O şeyin suret ve planına göre o şeyin zerrelerini o kalıbı ilmi içerisinde yerleştirir, varlık alemine çıkartır. Demek eşyanın yaratılması ferdi vahide verirse kudret mutlaktır, ilmi ilahi nihayetsiz ve ihatalıdır. Her şeyin suret ve planına göre kalıbına, o kalıbı ilmi içerisinde
Cenab-ı Hak zerreleri çalıştırır, eşya varlık alemine çıkar. Eğer diyor Üstad, etraftan zerreleri toplamak lazım gelse de ilmi kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle o zerreler kanun-ı ilmi ve sevki kudretiyle bağlanmaları hasiyetiyle muti bir ordunun neferatı gibi muntazam kanun-ı ilmi ve sevki kudretiyle gelip o şeyin vücudunu ihate eden kalibi ilmi ve miktarı kaderi içerisine girip kolayca vücudunu teşkil ederler. Buna misal olarak da ne diyor? Belki aynadaki aksin fotoğraf vasıtasıyla kağıt üstüne vücudu harici giymesi veya görünmeyen bir yazıyla yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi ferdi vahidin ilm-i ezelisinin aynasında bulunan mahiyeti eşya ve suveri mevcudatta gayet suhulette kudret onlara vücudu harici giydirir, alemi manadan alemi zuhura getirir, gözlere gösterir. Bizim çocukluğumuz zamanında eski fotoğraf makineleri vardı. Böyle körüklü. Fotoğrafçı başını o körüklü makinenin içerisine sokar, ondan sonra karşıdan fotoğrafı çekerdi. O çekilen film kartı gümüş bronürlü, gümüş klorürlü suyun içerisinde bekletilirdi. Böyle kartı, bir çocukken seyrederdik, yakınımızın böyle bir fotoğraf makinesi vardı. Filmi o gümüş bronürlü veya gümüş iyotlu veya gümüş klorlu suyun içerisinde bırakırdı. Böyle parmağıyla bir iki kere böyle indirir, kaldırır, suyun içine batırırdı. Sonra çevirdiği zaman fotoğraf ortaya çıkardı. Demek ki bakın, işte fotoğraf makinesindeki film kartının gümüş bronür içerisinde sokulup da içerisine çıkarılmasındaki kolaylık gibi Cenab-ı Allah'ın ilminde hakikatleri olan eşyayı daire ilimden daire-i kudrete çıkartmak bu suhuletten bin derece daha kolaydır. Demek mahiyeti eşya ferdi vahidin kudretiyle varlık alemine çıkıyor, vücut aleminde görülmüş oluyor. Eğer diyor Üstad, şu mevcudat ve mahlukat Allah'a verilmezse, şu kainatta eşyanın yaratılması, bak, kudret-i ilahiye noktasından fevkale suhuletli ve kolay. Eğer eşyanın yaratılması, mevcudat ve mahlukat Allah'a verilmezse, mesela bir sineğin vücuduna lazım olan unsurları, şimdi sünnetullah kanunlarına göre düşünün, bir sineğin vücuduna lazım olan elementlerin bütün ruh zeminin unsurlarından toplanması lazım. Bu bir. Bütün ruh zeminin o hayatın tanzimine teşkil olacak unsurların toplanması birinci merhale. İkinci merhale, bu toplanan unsurların gayet hassas bir mizanla bir araya getirilmesi. Sonra o zerrelere, o sanatlı vücuda, o zerreleri, o sanatlı antika mucize vücuda yerleştirmek için maddi kalıplar lazımdır. Çünkü maddi kalıp, maddi kalıp olmadan eşyanı olamaz, dökülemez. Demek maddi kalıplar da o hayat sahibinin, mesela o sineğin veya bir canlının ne kadar azası varsa azaları sayısınca maddi kalıplar lazım ki o eşya varlık alemine çıkabilsin. Demek eşyanın, mevcudatın sebeplere, tabiata, unsurlara verilirse sünnetullah kanunlarına göre o eşyadan tertipli, intizamlı eşyanın halk edilmesi muhal derecesinde müşkülatı olduğunu üstadımız beyan etmiş oluyor. Şimdi burada çok önemli bir cümle var. Aslında bunun üzerinde biraz daha durmak gerekiyor. Bakın ne diyor Üstad? Ve o vücuttaki duygular,
Bak şimdi insanın düşünün, insan vücudunda pek çok ne var? Duygular ve ruh gibi ince, dakik, manevi letaifi dahi mizan-ı mahsusla manevi alemlerden celbetmek lazım gelir. İşte bu noktadan bakınca, bakın taştır, taşı alırsınız, yontarsınız, tahtayı alırsınız, tahtayı alırsınız elinize, keserle biçersiniz, istediğiniz şekil verebilirsiniz. Elinizde kumaş varsa makası alırsınız, kumaşla kesersiniz. Bakın insan ruhu latif, nurani. Latif ve nurani. Tahta değil ki kesilsin, kumaş değil ki biçilsin, taş değil ki yontulsun. Yani o materyalistlerin ifade ettiği gibi eşyanın tanzimi ve varlık aleminin çıkartılması tabiata, sebeplere verilse, ruh maddiyat aleminde maddi değil. Diğer latifelere baktığımız zaman, o zaman bakın üstadın şu birinci remizdeki cümlesi onların sualine gayet hakimane bir cevaptır. Birinci remiz, ey esbapperest insan, acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip asrı görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celp olup yapıldığını görsen, hiç şüphen kalır mı ki o kasrı, o sarayı yapan usta, bütün küre arza hükmeden bir hakimi mucizekardır. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Hususan insan o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve insan denilen sarayın cevherleri, bakın işte üstad, bak madde alemin ötesinde. Hani diyelim ki elementlerle, değil mi? Bir güç ve bir kuvvet. Şeyle, varsayımla konuşalım. Yani bir güç ve bir kuvvet elementleri topladı. Tamam, inşa oldu. Ama insanın vücudunda, hayvanın vücudunda, canlıların vücudunda neler var? Bakın. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Hususan insan o kasırların, o sarayların en güzeli ve en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alemi ervahtan, bakın bu bir kısmı alemi misaldan, bu iki, ve bir kısmı leh-i mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır unsurlar aleminden geldiği gibi ebedi, hacatı ebede uzanmış emelleri semavet ve arzın aktarında intişar etmiş rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret etvarında dağılmış bir saray acip ve bir kasr-ı gariptir. İşte ey kendini insan zanneden insan, madem mahiyetin böyledir, seni yapan zat ancak o zat olabilir ki dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfe, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mabudu ve melceği, halaskarı o olabilir ki arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba dizginlerine maliktir. Evet. Demek ne? İnsandaki duygular, ruh ve ruh gibi ince, dakik, manevi letifari dahi mizan-ı mahsusla manevi alemlerden celp etmek gerektir. Şimdi zerrelerin, bakın, değil mi? Sebeplerin, tabiatın eli leh-i mahfuza ulaşır mı?
alemi ervaha ulaşır mı? Bak, ulaşır mı? Ulaşmaz. Demek insandaki bu manevi latifelerin tanzimi ve tertibi hayata nakşedilmesi ancak ferdi vahid ve hat olan Allah'ın rububiyeti kudretiyledir. Demek sebeplerin bu noktada hiçbir müessiriyeti yoktur. İşte Üstad Hazretleri eşyanın yaratılmasında, bakın şimdi bu derste eşyanın bir maddi tanzimi var, elementlerin tanzimi var, bir de insanın içinde, değil mi? Manevi alemler var, manevi duygular var. Bunlar maddi değil. Bak, demek yer ve gök, alem-i şehadet ve alem-i gayb, dünya ve ahiret, bütün alemler, alem-i misal, alem-i ervah ve benzer alemler, kimin kabzayı tasarrufunda ise insanın ve hayat sahiplerinin maliki, Rabb'ı, sani odur. Demek ister istemez akıl, hikmet ve mantık tek bir Allah'ın vahdaniyetini akıl gözüne gösterir ve demek eşyanın varlığı vahdete, Allah'ın kudretine havale edilirse gayet kolay. Eğer eşyanın yaratılması sebeplere ve tabiata verilirse hassiz derecede zorluk olduğunu Üstad Hazretleri burada üç temsille ifade etmiş oluyor. Gerçekten bu üç temsil fevkalade orijinaldir. Fevkalade orijinaldir. Mantık noktasından, muhakeme noktasından bu üç temsil harikadır. Düşünebilen, aklı selim olan herkesi, bakın, tefekküre sevk eder. Bu üç temsil. Hem bu temsil dikkatle okunsa, anlasa, insandaki gafleti uyandırır. Bu temsiller aklı ikna eder, insanı batıla tapmaktan uzaklaştırır, batılı susturur, batılın nefesini keser, tek bir Allah'ın vahdaniyetini akla bedahat derecesinde göstermiş olur. Üstad birinci temsilde şöyle bir misal veriyor. Şimdi düşünün, askeriyede bir tek nefer var, bir er. Ama 10 tane de kumandan var. Yani bir neferin kumandanı, ona emir ve yetki dairesinde, yat dediği zaman yat, kalk dediği zaman kalk, yürü dediği zaman yürü diyebilecek kumandan. Üstadına ne diyor? Zabit diyor. Şimdi bir nefer var. Bu tek bir nefer 10 tane zabitin, yani 10 tane kumandanın emrine, idaresine verirse ne olur? Bakın, her şey hercümes olur. Emredenler çok. Bak, biri yat der, öbürü kalk der. Biri yürü der, öbürü dur der. Bak, demek birden fazla emreden, kumandan olursa yönetimde, emir ve komutada çatışma çıkar. Birbirine, biri diğerine mani olur. Bir keşmekeş meydana gelir. O nefer de usta diyor, o nefer hiç istirahat yüzü göremez. Kime uyacak? Hangi kumandanın emrine göre hareket edecek? Çünkü bir kumandanın emri diğerine zıttır ve muhaliftir. Bakın, nefer perişan olur, yorulur ve biter. Demek bir neferi 10 tane kumandanın eline verirsek sıkıntı başlar, problem başlar. Nefer de perişan olur. Bu bir. İkincisi olarak bir tabur tek bir kumandanın emrine verirse, bak tanzimde, tertipte, emir ve komutada rahatlık olur. Komutan belli, emir belli, yetki belli. Bak, asker birlikte hareket eder. Demek iş kolaylaşır. Bir tabur, bir tek kumandana verilirse külfet kalkar ve netice kolay olarak elde edilir. Bu da ikinci misal. Üçüncü misal, peki
bu askerin, bir taburdaki askerler, 100 tane veya 1000 tane asker kabul edin, 1000 tane asker var. Bunların emir ve komutası taburdaki yüzlerce, binlerce neferlere verirse, o zaman ne olur? Bak, neferler ne? Başsız, amirsiz ve çavuşsuz. Onlara havale edilse, o zaman bakın, bak, bir adım dahi atılmaz. Herkes kumandan, her nefer kumandan. Herkes, değil mi? Ya, ferdi ferit. İntizam tamamen fevt olur. Şimdi temsilden temessüle geçersek, bakın, eğer mahlukatın yaratılması, değil mi? Yerlerin ve kumandanın malik ve yerlerin ve göklerin malik ve sahibi, değil mi? Kumandan-ı azamı olan Allah'ın kudretine, iradesine verilirse, yaratılış kolay, rububiyet kolay, terbiye kolay, tanzim kolay ve kainatta mükemmel bir intizamın tahakkuku gözlere görünür. Eğer birden fazla haşi ilah olsa, onu daha sonra ifade edeceğiz, yine keşmekeş olur. Eğer başsız, amirsiz, çavuşsuz, yani zerrelere verilse, bakın, yani misal çok antika, bir taburun 100 tane askeri olsa, kumandanlık yetkisi her bir askerin eline verirse, o zaman onlara havale edilse ne olur? Münakaşalar, çatışmalar başlar ve karışıklar zirve yapar. Niye? Şimdi o nefer manasında düşünürsek, şimdi zerrelere bakın. Eğer kainatta eşyanın yaratılması, varlık alemine çıkması, değil mi? O başsız, amirsiz şeyler gibi, askerler gibi, şuursuz zerrelere verirse veyahut kör tesadüfe havale edilse veya şuursuz tabiata isnat edilse. Şimdi bakın, zerre şuursuz, tesadüf kör, tabiatta şuur yok, akıl yok, irade yok, ilim yok. Bunların hiçbirinde hayat yok, ilim yok, irade yok, evet, sanatkarlık yok. Bu muhteşem kainat, değil mi? Şu kasr-ı ilahi, şu insan, şu mahlukat ve masnuat, şu insanların yaratılması, hayvanların yaratılması, canlıların varlık alemine çıkması, nasıl şuursuz sebeplere, kör kuvvete, tabiata verirsin? Ve bu tanzim, bu mükemmellik, bu sanat, bu dakik intizam onların eliyle ortaya çıksın, bu mümkün değil. Demek Anadolu'da bir tabir var, derler ki, çöplükte birden fazla horoz olursa hepsi çalım atar, değil mi? Çöplükte birden fazla horoz olursa güneş doğmaz. O çöplüğe gündüz gelmez. Demek varlık aleminde kudret, tasarruf doğrudan doğru Cenab-ı Allah'ın iradesiyledir, ilmiyledir, tasarrufatı iledir. İkinci temsil de çok harika. Üstad ikinci temsil de diyor, Ayasofya gibi bir camiyi düşün. Yine gündemde Ayasofya var. Risale'de hakikaten Ayasofya kelimesi çok yerde geçiyor, çok manidar. Ayasofya gibi kubbeli taşların birbiri üzerine durdurulması. Yani kubbeli Ayasofya'da bir kubbe yapacaksınız. O taşlar bir araya gelecek. Onun tanzimi, yani ölçü içerisinde, ahenk içerisinde, muallakta bir kemer tarzında taşların tahakkuku dirayetli bir ustaya verilse, bu iş çok kolay. Bak, usta ilmiyle, maharetiyle, yıllardan beri sanat melekesiyle bu işi yapar. Akıl bunu kabul eder. Hikmet bunu tasdik eder. Akl-ı selim buna evet der. Ama o ölçülü kubbeli taşların, o sanatkarına dizilmiş, maharetle tertip ve teşkil edilmiş o taşların tanzimi, tertibi, ölçü içerisinde dizilmesi, değil mi? Taşların kendine havale edilse ne lazım gelir? Üstad diyor, o zaman her bir taş umumuna hem hakimi mutlak hem de
mahkûm-ü mutlak olmak lazım gelir. Mesela şimdi iki taş yan yana gelecek. Peki alttaki taşın üzerine üstteki taşı koyduğun zaman üstteki taş alttaki taşa ne oldu? Hükmetti. Sırtına bindi. Ama iki taşla kubbe örünür mü? Üçüncü taş da ikinci taşın sırtına bindi. Dördüncü de üçünün, beşinci de dördün say gitsin. Bak o zaman her bir zerre hem hakim-i mutlak hem de mahkum-i mutlak olmak icap eder. Buna benzer birçok misaller var değil mi? Yani bu ikinci temsili biraz daha derinliğine düşündüğümüz zaman evet şu kubbeli taşların inşası, tanzimi, ölçü ve ahenk içerisinde tertibi değil mi? Selimiye dersek, bunu Mimar Sinan'a verirse kolay, bitti. Ama Mimar Sinan'ı devreden çıkartırsak o zaman her bir taşa Mimar Sinan'ın istidadını, kabiliyetini, maharetini, tecrübesini, sanattaki güzelliğini yüklenmek icap eder. O zaman eğer Sinan'ı inkar edersek her bir taşı bir Sinan maharetinde görmemiz gerekir. Yani o her bir taş evet, Sinan gibi şuurludur. Başka plandan ve projeden anlar. Başka gayeyi bilir. O taşlar gayet mükemmeldir. Ve o binanın yapılmasına medar sır ve hakikatlara da aşinadır. Bakın bu nedir? Binlerce muhal karşımıza çıktı. Demek bak bir kubbede 10 tane 20 tane taşın bak ahenkli ve intizamlı ölçüyle dizilmesi Mimar Sinan gibi bir sanatkarın ilmini, iradesini, kudret ve tasarrufatını gösterir. Yoksa bunlar taşlara havale edilirse o zaman taşlar adedince Mimar Sinan'ın varlığını akıl gözüne kabul etmek gerektir. Onun için Usta Hazretleri diyor ki bu tabiat perestler tek bir Allah'ın varlığını inkar etmekle kainattaki zerreler belki elementler adedince, atomlar adedince ilahların varlığını kabule mesleklerinle kendilerini mecbur bilmişler. Demek intizamlı, ölçülü şu tanzim, şu tertip, şu muvazene, şu tenasip, şu güzellik ya sani hakim olan Allah'ın kudretini, rububiyetini, tasarrufatındaki kemalatını göstermiş oluyor. Demek sebeplerin hiçbir müessiriyeti asla ve asla mümkün değildir. Üçüncü temsil de çok cari bir dikkat. Üstad da burada üçüncü temsilde küre-i arzı nazara veriyor. Şimdi dünyaya bakın, küre-i arza bakın. Küre-i arz memuru ilahi. Allah'ın bir neferi. Allah'ın bir memuru. Memur ne yapar? Değil mi? Memur devlete intisap eder. Gücünü, kuvvetini devletten alır. Şimdi küre-i arz Allah'ın bir neferi. Ferdi vahid olan Cenab-ı Hakk'ın bir memuru. Bir memuru ilahi. Ha, Cenab-ı Hakk'ın emriyle, iradesiyle değil mi? Fıtrat içerisinde küre-i arza Cenab-ı Hak dest-i ezelden hangi görevi, hangi sorumluluğu vermiş ise küre-i arz o sorumluluk çerçevesinde Allah'ın memuru olarak adım atıyor, zerre kadar inhiraf etmiyor. Yani daha açık ifade edersek, şimdi küre-i arz emirber bir neferdir. Allah'ın kudretiyle, ilmiyle bakın dönüyor, kendi etrafında dönüyor gece ve gündüz. Bu bir. Güneşin etrafında dönüyor mevsimler, dört mevsim. Semavatta ulvi ve haşmetli hareketinin zuhuru ile semavata medar birçok tasarrufat-ı ilahinin tahakkukuna vesile oluyor. Eğer işte bu gece ve gündüzü, şu mevsimlerin tebeddülünü, şu semadaki küre-i arzın manevralarını Allah'ın kudretine verirsek bütün müşkülat kalkar.
kudreti mutlak, ilmi her şeye müessir olan Allah'ın memuru olarak Cenab-ı Hak küre-i arzı istihdam ettiriyor. Geceler, gündüzler, mevsimler, baharlar ve semavatta birçok hizmetler. Peki şimdi bu neticeleri kazanmak, peki küre-i arzı müstakil verilse, küre-i arz müstakilmiş, kendisi yapıyor gibi telakki edilse veya sebeplere isnat edilmiş olsa, o zaman bakın şimdi bu mevsimlerin tecelli ettiğini nasıl izah edeceğiz? Yani bu küre-i arzın şuuru mu var? Aklı, mantık ve muhakemesi mi var? Bu küre-i arz insanı mı tanıyor? Küre-i arzda zemin yüzünde insanlar gelecek. Gündüz çalışacaklar, gece de istirahat edecekler. Öyleyse gündüz için günün açılması lazım. Gece de karanlık olması lazım. Bu planı küre-i arz ve küre-i arzın taşı kayası mı düşündü? Bu bir. Daha önemlisi, küre-i arz güneşin etrafında dönüyor, mevsimler meydana geliyor. Şimdi bu mevsimlerin teşekkülü, ilkbahar, yaz, sonbahar, güz. Bu mevsimlerde, o mevsimlerin arkasında gelen rahmetin, bereketin, rızkın tezahür ve tecellisi küre-i arzın işi midir? Taşın, kayanın, toprağın işi midir? Bakın, ya, demek İşte küre-i arzın bu memuriyeti, bu görevlerini ifa ve icra etmesi zerre kadar aklı olan hiçbir sebebe bu noktada müessiriyet veremez. Demek, bakın, bir insan Allah'ı inkar ederse, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, kainattaki tasarrufatını göremezse, küfür yolu, şirk yolu ne derece hassiz muhaller taşımış olduğunu, değil mi? Ve onların, batıla secde edenlerin ne kadar dehşetli çukurlara düşmüş olduğunu ne yapmış oluyoruz? Akıl gözüyle elhamdülillah görmüş oluyoruz. Üstad bir başka misal daha veriyor. Diyor ki bir zat harika bir fabrika kursa ama onu işletmese, o muazzam ustalığını, hünerlerini, kemalatını o fabrikanın çarklarına verse, yani kendisi rububiyetini, yani daha doğrusu mecaz manada ustalığını, maharetini sergilemezse, o hünerlerini o fabrikanın çarklarına verse, böyle bir fikir de diyor, ne kadar akıldan uzak ve dehşetli olduğu görünür. İşte aynen böyle de diyor üstad, esbaba ve tabiatları icat isnat edenler muzaaf kat kat bir cehalete düşerler. Çünkü tabiatların ve sebeplerin üstünde dahi gayet muntazam bir eser-i sanat var. Onlar da sair mahlukat gibi mahsundurlar, Allah'ın sanatıdırlar. Onları öyle yapan zat onların neticelerini dahi yapar, beraber gösteriyor. Burada çok önemli bir misal veriyor, zihnimizi açıyor. Çekirdeği yapan onun üstünde ağacı da elbette o yapar. Çekirdeği yapan, evet, onun üstünde ağacı yapar. O ağacı yapan onun üstünde meyveleri dahi icat eder. Yoksa ayrı ayrı tabiatların, sebeplerin vücuda gelmeleri için yine muntazam başka tabiatları, sebepleri isteyecekler ve hakeza gitgide nihayetsiz, manasız, imkansız bir silsile-i mevhumatı mevcut kabul etmek lazım gelir ki bu da diyor cehaletin en antikasıdır. Beşinci işaret, çok yerlerde kat'i delillerle ispat etmişiz ki hakimiyetin en esası hassası istiklaldir, infirattır. Hatta hakimiyetin zayıf bir gölgesi aciz insanlara dahi istiklaliyetini muhafaza etmek için gayrın müdahalesini şiddetle reddeder ve kendi vazifesine başkasının karışmasına müsaade etmez. Çok padişahlar
bu reddi müdahale haysiyetiyle masum evlatlarını ve sevdiği kardeşlerini merhametsizce kesmişler. Bakın ya, bu beşinci işarette de üstadın üzerinde durduğu nokta hakimiyetin en hassası hassası istiklal ve infirattır. Hakimiyet gayrın müdahalesini reddeder. İşte üstad burada bakın padişahları verdi ya. Bak bir vehimle daha kucakta, beşikte olan öz evlatlarını boğdurmuşlar. Çok sevdikleri kardeşlerini öldürmüşler. Demek hakimiyet gayrın müdahalesini reddeder. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın, bakın, şimdi bir padişah, tamam, bir padişah mülkün başına geçiyor. Sen de o padişahın raiyetisin. Senin padişahın raiyetiyle alakadarlığın rububiyet manasında bir alakadarlık var mıdır? Yoktur. Ama Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti rububiyet-i mutlaka derecesindedir. Yani bakın bir padişah senin sultanın, senin amirin ama o seni yaratmadı. O padişah senin rızkını vermiyor. O padişah sana şifa vermez. Yerlerin göklerin tanzim ve tertibi ne? O padişah tahsis etmedi. Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti bu cümle üzerinde durulması lazım gelen derin ve ince bir nokta. Hakimiyet ilahiye rububiyet-i mutlaka derecesindedir. Yani ne demek? Ya rububiyet-i mutlaka seni bir damla kan pıhtısından yaratan Allah'tır. Seni yaşatan da Allah'tır. Senin rızkını veren de O'dur. Sana şifa bahşeden de O'dur. Yerleri ve gökleri içindeki bütün nimetleri başına bağlayan, tanzim ve tertip eden de O'dur. İşte bu cihette Kur'an-ı Kerim şirki reddediyor. Neden? Çünkü kainatta, yerde ve gökte yaratılan ve yaşatılan her şey Cenab-ı Allah'ındır. Yaratan Allah'tır, yaşatan da Allah'tır. Bu cihette Kur'an şirki şiddetle reddediyor. Şirk izzet-i ilahiye ilişir, azamet ve haşmet-i ilahiye karşı baş kaldırmadır. İşte yerlerin ve göklerin sahip ve malik olan Allah, hakimiyetiyle yeryüzünde nihayet derecede tasarrufatını, rububiyetini, hallakiyetini ne yapmış oluyor? Gözlere göstermiş oluyor. Yani dikkat ve ibretle baktığımız zaman ta zerrelerden galaksilere kadar, en küçüklerden en büyüklere kadar bütün kainatta dakik, mükemmel, muhteşem bir intizam-ı ekmel var. Nihayet kemalde bir intizam var. Ta zerrelerden galaksilere kadar. O intizamın içerisinde mükemmel ve muhit bir insicam-ı ecmel var. Nihayet kemalde bu intizam akıyor. Bu intizam kırılmadı, dağılmadı, parçalanmadı. Kainatın kuruluşundan beri bu intizamdaki akış ve mükemmellik devam ediyor. Evet. İşte kainattaki intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmel ferdiyetin, fert olan, ahad ve samet olan Allah'ın bir şahidi adili, bir burhanı bahiridir. İşte Allah'ın adaletine şahit. Bak, intizam ve insicamla kainatı varlık aleminde çıkartıp onlara devam ve beka vermek Cenab-ı Hakk'ın bu intizam ve bu insicam Allah'ın şahidi adil olduğuna ve burhanı bahir olarak Allah'ın vahdaniyetini akıl gözüne elhamdülillah göstermiş oluyor. Peki eğer gayrı müdahalesi olsa o zaman bu gayet hassas mizan, evet, bu intizam, bu muazene-i kainat ne olacaktı? Elbette bozulacaktı. Ve intizamsızlık eseri görülmeyecekti. Evet. Ayetin izharında nizam-ı kainat diyor. Lev kâne fîhâ
ma alihatun illallahla fesad ayetinin sırrıyla, eğer kainatta Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatı olmasa veya birden fazla haşi ilah olmuş olsaydı mükemmel nizam-ı kainat karışacaktı. Belki fesada gidecekti. Şimdi nasıl fesada gidecekti? Bakın, eğer haşa, yani zihne yaklaştırmak için konuşalım. İlah. İlah ne demektir? İlahın ilmi sonsuzdur. Kudreti müessirdir. İradesi her şeye şeydir, geçer. Eğer bu ayetin hükmüne göre, eğer Allah'tan mada birden fazla ilah olmuş olsaydı ne olurdu? Şimdi bunu biraz tahlil edelim. Eğer birden fazla ilah olmuş olsaydı, şimdi birinci alternatif, ilah ya, bakın, ilah ne yapacak? Yaratacak. İlmi muhit, kudreti mutlak, iradesi her şeye müessir ve muktedir. Şimdi birisi yaptı. Peki, birden fazla ilah, birinci ilah yaptı, yerleri, gökleri, varsayımla konuşalım, yaptı, yarattı. Peki öbür ilah ne olacak? Yani muattal mı kalacak? Oturup onu mu seyredecek? Yani, eğer tasarruf ve icraatı olmazsa o ilah ilah olabilir mi? Bak, olamaz. Demek bir ilah mutlak kudretini, ilmini, iradesini gösterip yerleri, gökleri faraza yaratmış olsa, ikinci ilah boş kalsa, boş. İşsiz, muattal, iş yapmayan, yaratmayan, yaşatmayan, tanzim ve tertip etmeyen ilah olabilir mi? Olamaz. O zaman ne lazım gelirdi? İkinci ihtimal, bir ilah kainatı yaparken ikinci ilah onu ne yapacaktı? Yıkacaktı. Bak, birisi yapacaktı, öbürünü yıkacaktı. Onlar arasında bir çatışma meydana gelecekti. Kainat varlık alemine çıkmayacaktı. Üçüncü ihtimal, iki ilah birleşse, değil mi? Bir araya gelseler, el ele, yani mecaz manada el ele tutuşup kainatı, yerleri ve gökleri yaratsalardı, o zaman ne olurdu? Bak, müşteret yapmak acizliğin ifadesidir. Ben şu taşı kaldıramıyorum, Ahmet gel, şu masa çok ağır mermerden, ben bunu kaldıramıyorum, ben mermerin bir tarafından ben tutayım, evet, öbür tarafından sen tut, şu masayı şuraya götürelim. Bu nedir? Bak, aciziyetin ifadesi. Ben tek başıma gücüm ve kuvvetimle masayı bir yerden öbür yere alamıyorum. Şimdi yerler ve gökler birden fazla ilahın tasarrufunda olmuş olsaydı, eğer beraber yapsalardı, değil mi? Beraber yapmak aciziyetin alametidir. Aciz olan, nakıs olan da asla ilah olamaz. Demek kainattaki şu hassas mizan ve intizam elbette Allah'ın kudretiyle, iradesiyledir. Demek zerrattan ta seyyarata kadar, ferşten ta arşa kadar hiçbir cihet şu kainatta, hiçbir cihette kusur, noksanlık ve müşevveşiyet eseri görünmüyor. İşte kainattaki nizam ve nizamın akışı, kainatın tek bir kudret, tek bir ilim ve irade ile varlık alemine çıktığının delil ve hüccetidir. Demek toplarsak, şu nizam-ı kainat, bakın şu nizam-ı kainat, kainatın büyüklüğü nispetinde tefekkür etmek lazım. Demek şu nizam-ı kainat bir ve şu intizam-ı mahlukat bu iki ve şu muvazene-i mevcudat, şu nizam-ı kainat bir, şu intizam-ı mahlukat iki ve şu muvazene-i mevcudat, ismi ferdin cilve-i azamını gösterip Allah'ın vahdeniyetine şehadet eder. Evet, üstad bir de bu kainattaki tasarrufu ehadiyet noktasından izah ediyor. Ehadiyet sırrıyla en küçük bir canlı kainatın bir küçük misal-ı musavarıdır. Küçük bir fihristesi hükmündedir. İşte ağacın, Cenab-ı Hak manasını, hakikatını çekirdeğine ne yapmış? Derc etmiş. Çekirdek küçük bir ağaçtır. Çekirdek açılır,
ağaç ortaya çıkar. Ağacın mana ve hakikati çekirdeğinde gizlidir. Demek o küçük zihayat mesela çekirdek kiminse elbette ağaç onundur. Demek o küçük çekirdeğe sahip çıkan elbette bütün kainatı kabzayı rububiyetinde, kabzayı kahrında tutan bir zat olabilir. Çünkü hakikat noktasında, sanat noktasında, maharet noktasında, tasarım noktasında, gayeler, rahmet ve neticeler noktasında bakınca bir çekirdek ağaçtan geri değildir. Hatta sanat noktasında bir çekirdek ağaçtan daha mükemmeldir. Bugünkü tabirle her bir çekirdek bir yazılım programı olarak tanzim edilmiş. Dest-i ezel o ağacın manasını, hakikatını o çekirdeğe nakşetmiş. Demek bir çekirdek ağaçtan geri değildir. Bir ağaçta küçük bir kainat hükmündedir. Demek her bir canlı evet küçük bir alem hükmündedir. Demek şu sırr-ı ehadiyet cilvesi de şirk ve iştirakı muhal derecesinde akla göstermiş oluyor. Demek fert kiminse nev onundur, çekirdek kiminse ağaç onundur, balık kiminse derya onundur, derya kiminse dünya onundur, dünya kiminse güneş sistemi onundur, güneş sistemi kiminse kainat onundur. İşte kainat tecezzi kabul etmez bir kül ve küllü hükmündedir. Bir küllü hükmündedir. Yani kainat bir bütün olarak yaratılmış. Mesela insan bir küldür, bir bütündür. İnsan bir küldür. O külün neyi var? Çok aza ve cihazatları var. Eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var. Bak hepsi insaniyetin manasında bak bir araya getirilmiş. Bir mananın tahakkuku. O azalar birbirini tekzip etmiyor. Birbirinin önüne geçmiyor. Birbirine muavenet ediyor. Birbirine yardım ediyor. Suhulet meydana getiriyor. Hayatın tekmiline kuvvet vermiş oluyor. Demek kül kiminse cüz onundur. Cüzlü kiminse küllü de onundur. Burada cüzle külün kısa ifade etmek icap ederse küllünün hakikat-ı hariciyesi yoktur. Hakikat-ı ilmiyesi vardır küllünün. Küllü ne demek? Mesela şimdi mesela insan diyoruz. Bak insan. Ahmet var, Mehmet var, Hasan var, Hüseyin var ama insan diye kimse yok. Bütün insanları şeyine, şemsesine, altına alan kelime küllidir. Demek küllinin hakikat-ı hariciyesi yoktur. Hakikat-ı fikriyesi ve ilmiyesi vardır. Demek bütün insan deyince bütün insanlar şemsenin içerisine girdi. Mesela balık deyince bütün balıklar onun şemsesi içerisine girdi, külli. Meyve deyince bütün meyveler onun içerisine girdi. Şimdi insan kelimesi külli. Ahmet, Mehmet de ne? Cüz'i. Cüz'i. Ahmet cüz'i, Mehmet cüz'i. Ahmet, Mehmet yani mantık diliyle ifade edersek her cüz'i aynı zamanda bir kül, bir bütündür. Ahmet bir küldür yani bir bütündür. Ahmet'in azaları da cüz'dür. Eli, ayağı, kaşı, kulağı, gözü. Kulağı bunda da nedir? Cüzdür. Cüzdür. İşte kainat bakın insan gibi bir kül. Allah muvazene ile, denge ile, ölçülü, dakik, intizamlı, mükemmel bir kasr-ı ilah olarak insanı yaratmış. İnsan bir kül. Ahmet, Mehmet bir kül. Ha. Bütün insanları tefekkür derinliği noktası Allah'ın yarattığı bütün insanları hayalini aç o ne oldu külli. İşte hem kül hem de külli rububiyet noktasında tecezzi kabul etmez. Yani cüzü yaratan kimse külü yaratan odur. Külü yaratan kimse külliyi de yaratan odur. Demek bütün kainat tek bir Allah'ın kabzayı rububiyetinde, kabzayı kahrındadır. Cüzün ve küllün sahibi, maliki, müdebbiri, tek ve vahid olan, fert ve samet olan Allah-u Azimüşşan'dır. Evet, dersimizi burada kapatıp inşallah Cuma günü bayram olduğu için ders yapmıyoruz.
Salı günü inşallah dersimize kaldığımız noktadan devam edeceğiz. El-Fatiha.